Dünya büyük bir ev ve biz bu evin misafirleri değil, ev sahipleriyiz. Ama hiç düşündünüz mü bu evde kaç kişiyiz? Kapıdan her girenin bir yeri, bir hakkı var mı gerçekten? Kalabalıklar arasında yürürken nefes almak bile zorlaştıysa bir durup düşünmenin vakti gelmiş olabilir. Bugün hepimizi ilgilendiren ama çoğu zaman görmezden geldiğimiz bir konuyu konuşacağız. Dünya nüfusundaki hızlı artış. Nereye gidiyoruz, ne kadar daha çoğalabiliriz ve asıl soru şu, bu gezegen bizi daha ne kadar taşıyabilir? Videoya geçmeden önce belirtmek istiyorum ki sizlerin desteği bizim için çok önemli. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 15.840.900 İstanbul'un nüfusu. Bu şehirde yaşıyorsanız sabah trafiğiyle, kalabalık metrobüsle, park yeri bulamamakla zaten tanışmışsınızdır. Şimdi gelin bir çarpan daha ekleyelim. 85.330.000 Türkiye'nin nüfusu. İstanbul'un yaklaşık 5 katı. Peki dünya? 8 milyar 62 milyon insan yaşıyor bu gezegende. Türkiye'nin yaklaşık 80 katı. Gözünüzde canlandı mı? Tıklım tıklım bir dünya. Ama bu rakamlar sadece soyut değil. Her biri bir hayat, bir soluk, bir tüketim. Evet, dünya da tıpkı bir şehir ya da ülke gibi belli bir nüfus kapasitesine sahip. Sadece asfalt yolların değil, doğal kaynakların, temiz havanın, içilebilir suyun da sınırı var. Peki bu sınır nerede? Daha kaç kişi eklenebilir bu listeye? Cevap ararken bir yandan da zaman akıyor. Siz bu videoyu izlerken dünya değişmeye devam ediyor. Hayatın doğasında bir denge var. Her doğan yeni bebek, her ölen insan. Ama bu denge artık geçmişte kaldı. 2022 yılı verilerine göre dünya genelinde 30 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Ama aynı yıl içinde yaklaşık 130 milyon bebek doğdu. Hatta şu an bile bu denge gözünüzün önünde değişiyor. Bu videoyu izlemeyi bitirdiğinizde yaklaşık 1500 kişi ölmüş olacak. Ama 2500'den fazla bebek hayata gelecek. Her dakikada ortalama 250 doğum gerçekleşiyor. Dünya durmuyor, büyüyor, kalabalıklaşıyor. Dünya 4,5 milyar yaşında. İnsanlık ise yaklaşık 300 bin yıldır bu gezegende yaşıyor. Bu uzun zaman dilimi boyunca yaklaşık 117 milyar insan doğdu ve öldü. Başlangıçta dünyada yalnızca 100 ila 10 bin arasında insan vardı. Sessiz, sakin, neredeyse görünmezdi insan. Ama işler hızla değişti. İlk büyük sıçrama 11 bin yıl önceki tarım devrimiyle geldi. İnsanlar artık avcı toplayıcı değil, üreticiydi. Bu da demekti ki daha çok yiyecek, daha fazla güvenlik, daha fazla çocuk. Tarım sayesinde nüfus 1 ila 10 milyon seviyesine ulaştı ve sadece 1500 yıl içinde ikiye katlandı. 17. yüzyılda işler iyice hızlandı. Sanayi devrimiyle birlikte şehirleşme, sağlık hizmetleri, ulaşım, eğitim gibi alanlarda büyük gelişmeler yaşandı. 1700'lerde nüfusun ikiye katlanma süresi 300 yıldı ama bu süre giderek azaldı. 1930'dan 1974'e kadar sadece 44 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. 250 bin yılda olan artış artık birkaç on yıla sığabiliyor. Nüfus profesörü Joel Cohen 40 yıl boyunca bu konuyu araştırdı. Dünyanın maksimum taşıma kapasitesi hakkında 65 farklı tahmin var. Kimine göre 10 milyar, kimine göre 1 trilyon. Bu kadar uçurum varken demek ki kesin bir sınır yok. Çünkü bu sınır sadece doğa koşullarıyla değil, bizim tercihlerimizle de şekilleniyor. Araştırmalar, ülkelerin refah seviyesiyle doğurganlık arasında ters bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani bir ülke ne kadar gelişmişse aileler o kadar az çocuk sahibi oluyor. Eğitim seviyesi arttıkça, sağlık sistemlerine erişim kolaylaştıkça insanlar daha planlı ve az sayıda çocuk yapmayı tercih ediyor. Buna karşın gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranları hala oldukça yüksek. Bu da bilgi eksikliği, doğum kontrol yöntemlerine ulaşmanın kısıtlı olması ve kültürel alışkanlıklarla ilgili. 1950'lerde bir kadının ortalama çocuk sahibi olması oranı 5 iken bu oran 2020'de 2.44'e düştü. Ancak hala 2080 yılına kadar nüfusun artmaya devam edip 10.4 milyar kişiye ulaşacağı öngörülüyor.
bu seviyeye ulaştıktan sonra bir plato oluşacak ve 2100'e kadar bu seviyede kalması bekleniyor. Ama bu gidişatın durması için bizim de katkı sağlamamız gerekiyor. Eğer çift başına 2'den az çocuk yapılırsa nüfus zamanla azalır. Ama bu sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal bir yönelim olmalı. Artan nüfus yalnızca insanları değil, doğayı da etkiliyor. Uzun zamandır köylüler ve çiftçiler doğadaki değişimi hissediyordu. Ama biz şehirli insanlar bu etkileri yeni yeni fark etmeye başladık. İlkbahar ve sonbahar gibi ara mevsimler neredeyse yok oldu. Hava sıcaklıkları düzensizleşti. Bazı ürünler artık bazı bölgelerde yetişmiyor. Toprak yoruldu, iklim değişti. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla fabrika, daha fazla tarım alanı, daha fazla araç, daha fazla enerji gerekiyor. Ve tüm bu üretim süreci atmosferi, su kaynaklarını, ekosistemleri mahvediyor. Eğer böyle devam edersek 2100 yılına geldiğimizde yaşanılabilir bir dünya kalmayabilir. Tahminlere göre bizi bekleyen manzara pek iç acısı değil. Aşırı sıcaklar, solunum problemleri, altyapı çökmeleri, tropik fırtınalar ve sel felaketleri, orman yangınları, yeni mikroplar, gıda krizleri, su, enerji, yaşam alanı gibi kaynaklar için yaşanacak çatışmalar. Düşünsenize, bir apartman dairesinde 3 kişi yaşıyorken rahatsız olmuyorsunuz. Ama 10 kişi yaşasa nefes alamazsınız. Banyoda sıra gelmez. Yürütü olur. Huzur kaçar. İşte dünyada aynı bu şekilde. Her yaşam alanının bir sınırı var. Biz bu sınırları zorladıkça evimiz bize düşman olmaya başlıyor. Dünya bir ev. Evimizin odaları ise ormanlar, okyanuslar, gökyüzü ve toprak. Evin temizliğini ihmal ederseniz kokar. Kalabalık olursa yaşanmaz hale gelir. Herkes üstüne düşeni yaparsa bu evde daha uzun, daha sağlıklı, daha huzurlu yaşayabiliriz. Şimdi ise seçim yapma zamanı. Ya hep birlikte bu evi kurtaracağız ya da torunlarımızdan, çocuklarımızdan bu dünyayı bize böyle mi bıraktınız diye bir öfke miras alacağız. Karar bizim. Evimizi sevelim, sahip çıkalım, koruyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.